izleyenler, Kiosk TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir programda karşınızdayız. Biliyorsunuz Kiosk TV ekranlarında Ramazan'ı da aslında çok çok üzerinden vurgulayarak geçmeye çalışıyoruz. Ve hocamız sağ olsun Doktor Mehmet Reşat Şavlı hocamız bu akşam program konuğumuz oldu. Sizler de programa hoş geldiniz diyerek başlayalım. Sizler de sorularınızla, mesajlarınızla ve yorumlarınızla programımıza konuk olabilirsiniz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum ya. Böyle gemliğimizde bizlere ait olan bir televizyon kanalında sizlerle birlikte olmak ne güzel. Çok mutluyum bir Ramazan aslında akşamında. Değer verip evet, de yayınımıza evet, katıldığınız biz de çok çok memnun etti. Efendim? Ses biraz azmış arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Biraz OBS'den çıkartalım ses tonunu. Hocam şimdi ben sizi tanıyorum, hocamızı tanıyorum ama tanımayanlar için Gemlik halkına evet, Mehmet Reşat Şavlı hocamızı bir tanıtmak isterim. Teşekkür kendi ediyorum. Ben öncelikle Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Ve Kiosk TV ailesine de özellikle inşallah bu yayın hayatında başarılar diliyorum ben. İnşallah. Sizin desteklerinizle hocam evet, yani. Tabii ki biz destekleyeceğiz. İlçemize ait bir kuruluş. Mehmet Reşat Şavlı 1977 Erzurum doğumlu. İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi, daha sonra yüksek lisans, doktora ve ihtisasımı Erzurum'da yaptım. Şimdi doçentlik çalışmamı devam ettiriyorum. Müftülük hayatıma yaklaşık bir 10 yıldır devam ediyorum. Giresun Alucra'da başlayan, daha sonra Erzincan'da devam edip gemliğimizde 2 seneyi doldurduk burada. İnşallah güzel bereketli bir çalışma hayatımız var ve burada çok değerli bir camia var. Gemlik çok güzel bir ilçemiz gerçekten. Bizler için çok değerli, insanıyla, kültürüyle ve özellikle yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle, kültürüyle Ramazan'ı da ayrı bir güzellikte yaşıyoruz Gemlik'te. İnşallah tabii ki Rabbim bizim duamız daha nice Ramazanlara inşallah ulaştırmasıdır. İnşallah. Peki Gemlik'te Ramazan nasıl geçiyor hocam? Gemlik'te tabii Ramazan ayında bir koşuşturma var. Yani sabahtan akşama kadar bakıyorsunuz bir defa çarşıda, pazarda bir Ramazan heyecanı var. Tatlı bir marketlerde heyecan. Ciddi bir hareketlilik, bir heyecan. Şu bile bana çok mutluluk veriyor. Fırınlarda kesinlikle iftara yakın ciddi kuyruklar oluşuyor. Aynen. Pide kuyrukları oluşuyor. Ve tabii camilerdeki bu hatimler, mukabeleler, ellerinde Kur'an'la mukabeleye yetişme çabası, kaygısı içinde olanlar. Akşamları kandiller yanıyor. Camilerimiz hamdolsun Gemlik'te bu sene, geçen seneye oranla dikkatimi çeken bir şey var Serkan Bey. Camiler daha dolu bu sene. Demek ki inşallah bir uyanma var, bir şuur var insanımızda. İnandığını yaşama, taşıma bilinci gelişiyor. Hamdolsun güzel, Ramazanımız güzel. Peki hocam şöyle devam edelim, Gemlik'ten gene devam edelim. Gemlik'te müftülüğün organize ettiği eğitimler, kurslar, evet, işte mukabele gibi örnekler mesela neler var? Bunları evet, biraz açalım. Bir defa öncelikle ben bir kardeşiniz olarak farklı bir profil çiziyorum. Benim farklı bir profilim var. Şöyle ki aslında olması gereken şey ama benim bir akademik yönümde olduğu için, bir akademisyen olduğum için aynı zamanda ben 2 senedir Gemlik'te bütün okullarda benim konferanslarım ve seminerlerim var. Öncelikle benim doçentlik çalışmamla ilgili olarak çocuk terbiyesi İslam'da bununla ilgili Milli Eğitim bir proje yaptı ve beni tüm okullardaki 19 bin veliyle buluşturdu. Ben 2 yıldır haftada bazen 2-3 konferans şeklinde velilerle buluşuyorum. Milli Eğitim'imize bu konuda ben teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da tabii öğrencilerle inanç konusunda daha çok lise öğrencileriyle okullarda, seminerlerde bir araya geliyoruz. Bu benim 12 ay devam eden etkinliğim. Aynı zamanda Gemlik'te biz aile kurumunu güçlendirmek için nişanlı çiftlere yönelik belediyeye olan müracaatları alıyoruz biz, nikah müracaatlarını. Her ay nikahlı çiftlere yönelik eşini alıp geliyor, nişanlısını. Biz onlara seminer veriyoruz ve çeşitli hediyeler veriliyor. Bu hediyeler kısmı da yaklaşık bu bir yıldır devam eden bir süreç. Belediyemiz, işte önceki belediyemiz, şimdiki belediyemiz bunu destekliyor. Ve ev eşyası tarzındaki hediyeleriyle bizler de seminerimizde sosyal, aile ve sosyal politikalar müdürlüğüyle bunu yürütüyoruz. Ve güzel bir böyle evlilik öncesi hani
evliliğe geçmeden o tecrübeyi kazandırmak, İslam ahlakını ve bir de hukuki boyutunu anlatarak aile müessesesini biraz güçlendirmek. Çünkü Serkan Bey, malumunuz olduğu üzere sizler halkın içindesiniz, bir yayın hayatınız var. Gerçekten ciddi manada aile müessesesi şu anda böyle sinyal veriyor. Yani ciddi tehlike arz ediyor artık, evet. Yavaş yavaş çatırlıyor. Özellikle günümüzde. Evet. Dikkat etmek lazım. Böyle Ramazanlarda da bayanlara özel mukabelelerimiz var. Mukabele Kur'an'ın hatim edilmesi. Ben buraya 2 sene önce geldiğimde burada ilk yaptığım şey bir hafızlık kız Kur'an kursu açmak oldu. Oradaki başlattığımız hafızlarımız, Serkan Bey, şimdi artık ezbere hafızlığını bitirdiler ve Kur'an okuyorlar. Maşallah. Bayanlara camilerde onlar okuyorlar. Erkeklere de bütün camilerimizde hatim programları var. Bir de irşat programımız var. Hatimlerden sonra halka yönelik sohbetlerimiz var. Ve bir de Ramazan'a bir heyecan katma babında ziyaretlerimiz ve benim cuma sabahları kartelalarım var. Haftanın ayeti, haftanın hadisi ücretsiz esnafa dağıtıyoruz. Bu da bizim bir güzelliğimiz, esnafımızın alışık olmadığı bir şey Serkan Bey. Evet. Şimdi genelde bir şey verildiğinde karşılığında para beklenmiş. Biz bunu ilk başlattığımızda her cuma maalesef sabahı öyle. Haftanın ayeti, haftanın hadisi kartelası ciddi bir şeyle, maddi bir şey var, bunun harcaması var. Biz bunu yapıyoruz, Gemlik Müftülüğü olarak bastırıyoruz ve cuma sabahı 1500 esnafımıza kapısını çalıp hayırlı cumalar deyip haftanın ayeti ve hadisini bizler güzel bir baskı, böyle albenisi olan bir kartelayla hediye ediyoruz. İlk zamanlarda ücreti ne kadar diyorlardı bize. Almayanlar vardı para verecek diye, ama şimdilerde alıştılar. Artık sabahları gitmeyince, cuma sabahları, hocam uğramadınız, ayetimiz gelmedi, hadisimiz gelmedi gibi. Bunu da yıl boyu devam ettiriyoruz. Bizzat siz de mi katılıyorsunuz? Ben de katılıyorum. Benim de cadde sokak gemliği böldük, 25 caddeye sokağa. Din gönüllüsü arkadaşlarımla, hocalarımızla esnafımızı ziyaret edip, hediye edip ayrılıyoruz oradan. Güzel. Gemlik'te gerçekten bu evet. sene Ramazan bir farklı geçiyor diyebiliriz. Gerçi evet. Üzerine çok çok konuşulabilir, tartışılabilir evet. ama biz İslam boyutundan, dini boyuttan bakalım. Evet, dini boyuttan. Bildiğiniz gibi evet. yeni bir kanalız, Kiosk TV. Bir takipçimiz Kiosk ne demek diye sormuş. Gemliğin eski adı efendim. Mitolojideki eski adı Kiosk. Ve biz de mitolojideki adını kullandık. Çünkü şu andaki güncel isimleri maalesef hepsi dolu. Yani sonuna TV ekleyemedik maalesef. Adını Gemlik koymak istedik. O yüzden de Kiosk'u kullandık. Sizden rica ediyorum, hep beraber paylaşalım. Hocam da onu bana işaret ediyor. Paylaşalım ki insanlar programımızı seyredebilsin. Hocam şuradan gelmesi lazım. Tabii şey biraz yoğun herhalde ki. Tamam, ben hocam, de paylaşımı yapayım. O zaman. Bir yardımcı olabilir miyiz hocamın telefonu? Hocam bak Selim Bey, hemen o halleder zaten. Şu gelenler. Beğen ve paylaş yaparak bu platform büyüyecek. Böyle küçük küçük emekleye yürüyecek. İnşallah daha güzel programlarla olacak. Murat Kader Ateş katılmış yayınımıza. İyi yayınlar dileyerek katılmış. Teşekkür ederiz. Sinan Kahraman yayınımıza katılmış. Hayırlı yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Murat Geçgel sormuş o soruyu. Cevabını verdik. Özkan Tosun katılmış. Hayırlı yayınlar demiş. Gemliğin eski adı diye de alttan yazmaya başlamışlar. Metin Ceben'in bir sorusu var. Hocam sormak istiyorum. Bu Ramazan ayı engeller haftası bitti mi arkadaşlar? Geçen haftaydı sanırım, değil mi? Yarın cuma hutbesinde engelli insanlar konuşabilir mi? Ben soruyu şöyle düzenleyeyim. Cuma hutbesi Diyanet'ten mi geliyor? Diyanet Başkanı'ndan mı geliyor, yoksa Gemlik'te sizden mi çıkıyor? Yani ne konuşulacağı, ne zaman, cuma hutbesi çıkıyor? Yani bizim o minberde çıkıp da minberde okuduğumuz, elimizdeki kağıttan okuduğumuz. Bunu ben ayırmak için söylüyorum ki kardeşlerimiz bunu zaman zaman karıştırıyorlar. Kürsüdeki vaazla hutbedeki, minberdeki hutbe farklı ikisi. Minberdeki hutbemiz, herkesin gelip dinlediği o namaz içerisinde sünnetten sonra dinlediğimiz şey hutbe, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geliyor ve onun değiştirilmesi yasak. Bunu ekleyemeyiz ve eksiltemeyiz. Ve bütün camilerde aynısını okuyor. Evet, camilerde aynısını okuyor. Fakat kürsülerdeki vaazlarda bizler özgürüz. Vaazlarımızda konuyu yerel şartlara göre belirler ve konuşuruz. Metin abinin de bilgisi olsun. Engeller bilmiyorum vaazda var mıydı, ama ona sorarız programdan sonra. Evet. Uzmanlık alanınız çocuklar aslında. Evet, çocuk eğitimi. Alanınız uzmanlar, çocuk eğitimi. Evet. Şöyle devam edelim. Oraya bağlayayım. Ramazan'da çocukların oruç tutması doğru mudur diye bir soru çıkarmışız kendimizden. Evet. Yani hem yaş olarak
hem nasıl tutması gerektiği konusunda biraz açmak istiyoruz hocam onu. Aynen. Aslında çok güzel bir soru. Çocukların Ramazan'da oruç tutması şöyle. Bizlerde zaten Yüce Allah'ın emretmediği, farz kılmadığı bir ibadeti biz çocuklara zorla farz kılamayız, emredemeyiz. Bizler sadece sevdirme taraftarı olarak bu işi yapacağız. Ne yapacağız? Çocuklarımıza, yavrularımıza biz sevdirmek için belli vakitlerde işte gece uyandıracağız, o sahurun güzelliğini yaşayacak. Zaten çocuk uyanmak istiyor. Diyor ki beni mutlaka sahura uyandırın. Uyandıracağız ama oruç tutturmayacağız. Yani çocuk sahurun güzelliğini yaşayacak, iftarın güzelliğini yaşayacak ve bu haliyle bizler ona Ramazan'ın, o orucun güzelliğini, güzel hatıralar bırakmak için küçüklükten itibaren yaşatacağız. Bizde malumunuz Serkan Bey işte şey vardır, tekne orucu vardır. İşte ben vapur orucu da diyorum ikindiye kadar olursa oruç. Evet. Bunlar da çocukların zaten açlığı belli bir düzeye geldikten sonra kendisi yiyor. Biz ona tekne deriz, işte vapur deriz, fark etmiyor. Özellikle çocuklara oruç tutturma, zorlama diye bir olay yok. Kesinlikle yani İslam'da yok. Baskıdaki bakış açımızı hayır, da baskı olamaz. Baskı olabilir mi? Sadece şu var, çocuğa sevdirmek için onun sevdiği şeylerden sahurda hazırlayacağız. Oruç tutmayacak ama sahur onun istediği şekilde olacak. Kaldıracağız, böyle güle oynaya gerekirse onun sevdiği işte bir çizgi filmi açacağız ona. Ona sevdireceğiz bunu veya sevdiği bir programı açacağız. Tabii Ramazan'ın ruhuna aykırı olmaması koşuluyla. Çocuk gelecek sahurda onu sürprizler bekliyor. Sevdiği şeyleri bizler, annesi işte bana söylemiştir, ben annesine söylemişimdir, hazırlamışızdır. Çocuk onu görecek, yiyecek, içecek, yatacak, sabah da kalkıp yine kahvaltısını yapacak yani. Ama o sahur yapmış olacak. İşte veya ne diyeceğiz, biraz alıştırmak için de diyeceğiz ki sen öğlene kadar oruçlusun. Zaten öğlene kadar anca acıkacak çocuk böyle. Ne olacak? Öğlen ezanını bekleyecek. O heyecanla ezan okunduğunda artık iftarını açabilirsin diyerek ona sevdireceğiz hocam. Fakat şöyle, ergenliğe çok yaklaşmış olan çocuklarda bir denetmeye başlayacağız. Çünkü ergenliğe girdikten sonra onun zaten bunun anne babayla alakası yok. Allah-u Teala ona farz kılmış oluyor. Çocuğa böyle eğer tutabilirse önce işte öğlene kadar, sonra ikindiye kadar bir gün. Sonra da bir gün deneme olarak bize babalarımız, annelerimiz öyle yapardı hocam. Derdi ki bir başında, bir ortasında, bir de sonunda tutarsınız derdi. Aynen. Ve bunlar bizleri Ramazan'a hazırlayacak. Ergenlik dönemine yaklaşan çocuklarda bu denenebilir. Ama İslam'da bir çocuğa kalkıp da zorla, bu hocam bir çocuk için inanç anlamında katliamdır. Ona zorlayamayız asla. Biz sevdireceğiz, sahurunu da yapacak, gündüzün yiyip içmeye de devam edecek. İftarda yani, da yine sofraya alacağız. Küçük sevdiği anekdotlarla böyle evet, sevdirmeye çalışırlar. Basamak sevdirmek basamak hocam. Evet. Mesela şeyi atladınız mesela, davulcuyu atladınız mesela. Davulcuyu ben aynen gösterirdim ufaklıklara. Evet. Özellikle kaldırır o davulcu ambiyansını evet yaşatırdım. İnşallah bu hafta Kiosk TV izleyenlere de yaşatacağız. Peki ne diyorsunuz? İki şey yaptım. İftar topunu bir haberini yaptım. Sonradan da sağ olun sizin desteğinizle ezanı... Gerçekten bir farkındalık uyandırdınız. Yani ben işte... Size gelen tepkiler nasıldı? Çok güzeldi. Tepkiler şöyle... İnsanlar yani gariptir tabii, böyle bir şeyi ilk defa yaşamışlar ve diyorlar ki biz yıllardır evet bir ezan okunur ama ezan nereden okunur, nasıl bir yer? Okuyor, evet, şimdi bizler hocam tabii ki biz cami çevresindeyiz ama bu benim mesleğim. Ama mesela vatandaşın orayı merak ediyor, bilmiyor ki. Örnek veriyorum, ben şu stüdyo ortamını işte biz stüdyolara gitmesek bilemeyiz ki, biz de merak ederdik önceleri ya işte nasıl bir ortam diye düşünürdük. Şimdi bu meslekte de o, siz onu çok güzel görüntülemişsiniz. Ezan öncesi o sessizlik, camideki evet, boşluk. Evet. Ondan sonra arkadaşın hazırlığı, işte o küçük mekanda ezanı okuması. İnsanlar teşekkür ediyorlar. Hocam ilk defa işte biz bu yayın sayesinde bir ezanın nereden okunduğunu. Yani adam müezzini bile merak ediyor hocam. Yani aynen, camiye hiç gelmeyen insanlar var. Yani belki müsait olamamış, mümkün olmamış, o fırsatı hayat içerisinde belki bulamamıştır. Bir ezan okuyan birini görmesi bile bir farklılık. Peki konu orada merkezi sistemdi. Merkezi evet sistem Gemlik'te sağlıklı çalışıyor mu? Sağlıklı çalışıyor. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii Gemlik'te gerçekten ezanın, ezan sesinin her noktaya ulaşması noktasında sıkıntı var. Evet, o kulağıma geldi yani çünkü. Bana çok bu konuda özellikle Ramazan'da inanın o kadar üzülüyorum ki. Yani bizim annelerimiz, babalarımız, yaşlılar diyor ki ya ben ezan sesi duymak istiyorum. Ama hocam şehirleşme maalesef birçok şeyi de beraberinde katlediyor. O sesler binaların arasından artık çıkamıyor yani o minarelerden. Kaldı ki zaten
gerçekten yani cami sayısı da az. Yani genele vurduğunuz zaman Gemlik'te bu nüfusa göre baktığınızda, Türkiye geneline göre değerlendirdiğinizde ciddi manada mahallelerde camiye ihtiyaç var ama maalesef işte bu şehirleşmenin getirmiş olduğu Gemlik içinden şeyde mi zorluk var. Komple köyler, mahalleler Gemlik'te Gemlik'te sesin ulaşmadığı çok yer var. Belediyemizin hoparlörleri var. Tabii mahalle aralarında Serkan Bey. Bunların çok faydası var. Ama zannedersem bunları artırarak en azından geçici bir süre bu hoparlörleri mahalle aralarında artırarak belediyemiz tarafından ezanı daha fazla ortama ulaştırabiliriz. İnsanlar ezan önemli malumunuz. Ezan bizim önemli simgelerimizdendir. Önemli kırmızı çizgilerimizdir değil mi hocam? Bayrak öyledir hocam, vatan öyledir, namus öyledir. Evet. Ezanı duymak istiyor insanlar ve özellikle Ramazan'da bunun eksikliğini çok yaşıyoruz. Ben inşallah Ramazan'dan sonra bu Ramazan'daki o hoparlörlerin mahalle aralarındaki yetersizliğini de görünce biraz daha bu konuyla ilgileneceğim. Gerek belediyemizle gerek diğer imkanlarımızı kullanarak inşallah sayıyı artırarak bu sıkıntıya bir çözüm bulacağız. Eyvallah. Oradan şeye geçmek istiyorum. Sonuçta evet. Bu programda iftar, hı-hı, oruç, Ramazan biraz bunları konuşacağız. Evet. Ama hadi oruca başlayalım, soruları da bu şekilde, hı-hı, yürüyelim. Evet. Şöyle bir soru yazmış arkadaşlarım, demişler ki oruç, hı-hı, sahurdan bahsediyorum. Ezan okunduğunda mı, bittiğinde, hı-hı, mi başlar? Evet. Yo, sahur için de geçerli. Mesela benim babam balkona çıkardı, son cümle bitene kadar. Yer miydi? Yerdi, içerdi, öyle, hı, yapardı. Yani ezan, Allahu Ekber der, biter, o oruca başlardı. Babam böyle yapardı. Hala yapıyor da, ayrı da. Allah kabul eylesin ona. Sizin ki yani, Müftü Bey dedi ki öyle yapmasın. Vallahi artık tutamıyor vallahi zaten. Yapmasın. Şimdi nasıl ki bakın iftarda ezan okunduğu anda, hı, orucunuzu açabiliyorsunuz. Allahu Ekber dediği anda vakit girmiştir. Sahurda da Allahu Ekber dediği anda oruç başlamıştır. Bırakacağız. Evet, yani başlamıştır. Yani zaten babam da yayını seyrediyor bu arada. Önemli olan şey değil abi. Ezan değil Serkan Bey. Vaktin girmesidir. Ezan sadece duyurudur. İlandır. Vaktin girmesi farzın başlangıcıdır o ibadetin. Vakit. Mesela öğlen namazı saniye girdiği an öğlen namazı başlamıştır. Orada ezanın bitmesini beklemenize gerek yok. İmam ezan okumaya başladım var ya, aceleniz varsa hemen namaza durabilirsiniz evinizde. Ezanı bitirdiğinizde namaz da bitmiş olabilir yani ezan bitene kadar. Aceleniz varsa. Yoksa ezanı dinlemek sünnettir tabii ki. Ezanı dinleyip onunla hatta tekrar edersiniz içinizden. Sevabı onun daha da fazla. Ama Allahu Ekber'le başlar hocam. Ve Allahu Ekber'le oruç, sahurda başlar. Yeme içmeyi bırakırız. Tabii şu ben söyleyeyim. Bazı polemikler var malumunuz olduğu üzere. Ya işte siyah iplikle beyaz iplik ayrılıyor mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı erken başlatıyor, biz fazla oruç tutuyoruz tarzında. Bunlar bizim işimiz değil. Bunlar bilimin işidir. Yani bugün gök bilimi bu kadar ilerlemişken, artık NASA'yla bu işler yürürken, biz kalkıp da sahurun erken başladığını, bittiğini, bizim çok oruç, fazla oruç tuttuğumuzu tarzında yaklaşımlar. Yani bunlar sadece bizi yıpratır, insanların kafasını karıştırır. Yani dinimize de zarar verebilir. Zarar veriyor hocam ve bütünlüğü bozuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sözüm ona bazı ilahiyatçılar çıkıp işte efendim bakın biz ölçüyoruz bir ölçüm cihazı kendince. Ya senin koyduğun cihaz nedir ki hocam? Yani devlet var burada ya, devletin cihazları var. Yani dünya çapında ölçümler bunlar. Kalkıp da insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Mesela hemen mesajlar gelmeye başladı. Hı-hı. Nihat Atıboğlu ezan bitene kadar yiyip içebilirsiniz demiş. Evet. Böyle bir mesaj geldi izleyenden. Hocama ben hürmet ediyorum ama fetva bu yöndedir. Hı-hı. Yani ezan başladığı an Allahu Ekber dedi mi o işi bırakacaksınız. Sadece ilaç kullananlar eğer ciddi sağlık problemleri olanlar varsa, ilaç kullanıyorlarsa, ezan okunduğunda ilacını almadıysa, sadece o ilacını almasına zarureten izin verilir dinen. İlacını alsın. İlaçsız kalmasın, ya oruç tutamaz ya da sağlığı zarar görür gün içerisinde. Ezan başlasa da ilacını alsın. Ama biz tabii ki hocamın mutlaka dayandığı bir görüş vardır. Nihat Atiboğlu hocamız, abimiz.
Ama fetva benim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvası bu yöndedir yani. Peki sizce, atlamadan bu konuyu, peki sizce bu neden oluyor? Yani atıyorum bir gelen hadisi biri başka yorumluyor, biri başka yorum. O yüzden mi oluyor böyle şeyler? Mesela hocam şunu söyleyebilirim, affedersiniz. Sakız kusura bakmayın, şunu söyleyeyim. Nihat Hatipoğlu hocamızın söylediği bir yönüyle doğru şöyle. Hocam herhalde o tedbir süresini dikkate alıyor. Onu söyleyeyim. Yani şöyle, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerde 2-3 dakika hocam. 2-3 dakika bir esneklik payı tanıyor. Takvimleri okursanız görürsünüz. Ve bu iftarda da böyledir, sahurda da. 2-3 dakika bir esnetir ki tedbirdir bu. Tedbiren bir esnetme vardır. Bir öne alma var, bir de iftarda da aynı şekilde sahurda da bir geriye bırakma var. 2-3 dakika hocamın söylediği de ezan bitinceye kadar bu tedbiri söylüyor ama biz fetvayı bu tedbire göre niye vermiyoruz? Çünkü bunu kim neye göre hocam belirleyecek? Yani bunu siz halka bıraktığınız zaman bu kontrol edilemez ve insanların orucu zarar görürse hocam o sevabı yani gün boyu aç kalıyor bu insanlar. Evet. Ve sıcak zamanlarda. Şimdi bizler bunu halkın eline bırakırsak bizler aslında onları koruyoruz. Keskin çizgilerimiz var hocam. Keskin çizgilerimiz var ve onları koruyoruz bizler. İstismara ya da ihmale kapı aralamıyoruz. Ezanla beraber başlar. Allahu Ekber dediğim başlar. Allahu Ekber dediğim. İlacı varsa dedim ya, yani kalp hastası olan kardeşlerimiz var, tansiyon vesaire. Kaldı ki tansiyon hastaları zaten dil altı hapı orucu bozmuyor yani. Gün içinde alabiliyorlar. Zaten o tip sorular da var, onlara da gireceğiz. Demişiz ki evet. Soruların bir tanesi de şöyle. Ramazan ayında iftar ve sahur sofraları kuruluyor. Ama biraz böyle tabii her zamankinden daha böyle şaşalı, daha böyle gösterişli, şatafatlı diyebiliriz. Evet. Uygun mu sizce? Şimdi buna hiçbir din adamı uygun demez. İslam'ı biraz olsun özümsemiş, biraz mürekkep yalamış hiç kimse buna iyidir demez. Bunun iyiliği ancak şöyle olabilir hocam. Tabii ki Ramazan'ın bir özelliği var. Yüce Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmekte bir sakınca yoktur. Güzel şeyler hazırlansın. Çünkü aslında bunu biraz böyle ödül olarak düşünebiliriz. Gün boyu aç kalmış bu insan. Niçin? Allah rızası için. Onlar da Allah'ın verdiği nimetler. Biraz şatafatlı olmasında sakınca yok. Ama aşırıya gidilir ve israf edilirse problem orada hocam. Yani Yüce Allah verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmek ister. Bu hadis-i şeriftir. Yani sizin imkanınız varken eski püskü giyinmeniz de doğru değil. Yani Allah sana bu nimeti vermiş, o düzeni kur, o güzelliği yaşa, göster. İslam hocam meşru sınırlar içerisinde güzel yaşama asla karşı değildir. Güzel yaşamak gerekir meşru sınırlar içinde. İsrafa kaçmadan ve mesajımızı güzel vererek. Sofralarımız Ramazan'da tabii ki daha güzel olabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama aşırıya kaçmak kötü ve israfa kaçmak kötü. Bir de o sofralardan ihtiyaç sahiplerini, yetimi, işte yoksulu eğer nasiplendirmezsek asıl problem oradadır. Aynen. Maalesef beni üzen de bu zaten hocam. Mesela ben bugün müftülüğümüz olarak az önce apar topar ben bizim kimsesiz çocukları biz davet ettik. İftar yaptık beraber, ben oradan geliyorum. Yani bu işte yetim yavrularımızın kaldığı evler var. Bu evlerde anneleri var onların. Devletimiz tarafından bunlar barındırılıyor. Biz bunlara mesela iftar verdik. Biz soframızı onlara açtık mesela. Ben çok huzurluydum. Şimdi sürekli makam mansıp sahiplerine Serkan Bey ya da işte komşuya, arkadaşa sofranı açarsan bu Allah'ın hoşuna gitmez. Yani onlara da aç. Ama aç olana da sofranı aç. Evet. Yani yoksulu getir. Ya biz var ya öyle değerlerimizde ciddi manada yıpranmaları var ki. Yani soframıza getirmeyi bırakın. Artık yoksulun yani bildiğimiz halde bir tas çorbayı götürmekten bile maalesef bazen imtina ediyoruz. Bunlar bizim değerlerimize uymuyor hocam. Peki biraz da gün içine gidelim. Kimileri vardır oruç tutar ama ne işine saygısı kalır, ne eşine saygısı kalır, ne çoluğa, ne çocuğa. Yani gerçekten zorlanır. Evet. Ama psikolojik olarak ama başka nedenlerden dolayı zorlanır. Peki bu tip insanlar ne yapmalı? Yani ciddi manada zorlanıyor ama. Yani hayat kalitesi düşüyor,
etrafına artık zarar vermeye başlıyor. Özellikle bir bağımlılığı varsa eğer. Mesela bağımlılığı bu sigara anlamında mı diyorsunuz değil mi? Yani inşallah hani madde bağımlılığı olmasın da hani uyuşturucu tarzında. Onun gerçekten o zordur ama sigara noktasında hocam şunu söyleyeyim. Şimdi bir defa dinen yani oruç tutuyor diye çevresine zarar veriyor. İşte dayanamıyor böyle bu aşırılıklara düşüyor diye. Hiç kimsenin kalkıp da biz üzerine farz olan orucu bırakmasını söyleme yetkimiz yoktur. Oruç farzdır. Adam onda psikolojik sorunlar vardır. Onun tedavi olması gerekir hocam. Öyle biri. Yani bir gün açlık kişiyi o hale sokmaz. Yani sahurunu yapan, akşamda yemeğini yiyecek olan bir kişi sigara noktasında dahi mesela yani kalkıp da o aşırılığa düşüyorsa o kişinin tedaviye ihtiyacı vardır. Oruç, bir günlük oruç kişiyi bu hale sokmaz. Öyle olsa hocam Yüce Allah emretmez. Bizi yaratan insanın dayanma gücünü dikkate almıştır. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ayet her zaman okuyoruz. Bu ayet-i kerimede ne buyuruyor Allahu Teala? Allah kulunun taşıyamayacağı bir yükü, bir ibadeti ona yüklemez. Bugün kim kalkıp diyebilir ki günde 5 vakit namaz beni çok yıpratıyor, beni halden çıkarır, beni yoruyor. Çok yıpranıyorum, psikolojim yıpranıyor, vücut çok yıpranıyor. Efendim yaralanıyorum. Yani böyle bir şey yok hocam. Huzurdan başka bir şey vermiyor ama insanoğlunda maalesef bir şartlanmışlık var. 11 ay ye düzen yok, nizam yok. Ondan sonra tabii Ramazan gelince tabii hocam arada da nefse orucu hoş kılmak için de Peygamber Efendimizin sünnet oruçları var. Her pazartesi ve perşembe Peygamber Efendimiz oruç tutardı. Ve orucu pazartesi perşembe tutanın Ramazan'daki oruç zaten çok fazla ona bir etkisi yok başlangıçta. Ha diğerleri de yani hiç tutmasa bile Ramazan'da başlayan ilk iki gün belki hatta bir gün belki bir çaya fazla bir alışkanlığı vardır. Su kaybı o anda vücut bir kendini böyle o andaki o susuzluğa işte endekslemek için, ayarlamak için küçük bir zorlanabilir ama böyle bir şey yok. O bir hastalık halidir yani bir tedavi gerekebilir. O dayanamayanlarla ilgili böyle etrafına çatanlarla falan olmaması lazım. Ama tabii sizin bir şekilde hani tutmasın demen tabii uygun değil. Hayır onu diyemeyiz. Hastaysa hocam hasta olduğu, hocam hasta olduğu bak o kişinin doktora gitmesi lazım bir. Örnek veriyorum bir psikiyatriste falan. Şimdi ona zaten doktor der ki tutma. Hocam İslam böyledir. Eğer kişinin sağlığı yerindeyse oruç tutacak gücü varsa hocam tutuyor. Yoksa da zaten bakın açın fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını der ki hastalık durumu olan Kur'an buyuruyor ya hasta olanlar sonradan tutsunlar günü gününe. Diyor ki doktor Müslüman bir doktor. Yani bu Müslüman doktor derken de Hristiyan değil, Yahudi değil, ateist değil Müslüman bir doktor. Müslüman olduğunu biliyoruz. Bu sen oruç tutmamalısın derse sorun yok. Bu dayanamayan arkadaş da doktora gider. Bir psikolojisi falan bir gözden geçirilir. Ona tutma derse hocam tutmayabilir. Ama dinen biz kalkıp da böyle biri doktora görünmeden tutma diyemeyiz yani. Evet. Sosyal hayat gereği diye başlayalım soruya. Gün içerisinde diş fırçalanması gerekiyor. Belki duş alması gerekiyor insanların. Hı hı. Peki bunlar zarar veriyor mu oruca? Ya bunu biraz daha açabilirim. Ben çok labali olmak istemiyorum bu konuda. Çünkü ben biraz şey yapıyorum. Mesela bir program biter. Hocam falan diye. Ben bunlara çok biraz şeyim, karşıyım biraz. Çünkü böyle basite indirgenmeyecek hocam, şey. Hocam aynen. Yani İslam din, bu sonuçta. Dinimiz ne demek, bu. Din yani en ciddi, basite indirmek. En ciddi ama her yerde biliyorsunuz şey. Hani bu dalga geçme konusu oluyor. Evet. Diş fırçalamak hocam bozar mı? Banyo yapmak bozar mı? Kulak çavuğu bozar mı? Gibi hani biraz artık komik de olmaya başlıyor ama günümüzdeki oruçta İşte diş fırçalamak, banyo yapmak bunlar konuşulmalı mı? Hocam başta bunları biz zaten ilk hafta oruca başladığımızda işte teravih öncesi sohbetlerimizde, cumalarda bunlar hakkında bilgi verdik. Bunlar zaten başkanlığımızın hocam her geçen gün gelişen bilim, teknik, tıp şartlarında yeniden gözden geçiriliyor. Şunu söyleyelim, kişi hiç sudan çıkmasa, örnek veriyorum. Yani suyu yutmadıktan sonra suyun bir zararı yoktur yani. Öyle bir şey yok. İstediği kadar yüzebilir, efendim duş alabilir, denize girebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Sadece yutmaması lazım. O yutmada sıkıntı var. Şöyle iki görüş var o konuda. O iki görüşü de söyleyeyim hocam. Şimdi normalde hatayla, yani şey bilmeden yani unutarak yiyip içmek orucu bozmuyor. Yiyip içmek bilmeden. Ama örneğin duş alıyorsunuz ya da denize giriyorsunuz.
burada bir bilmeden unutarak yapma yok. Bir dikkatsizlikten kaynaklı bir su yutma olayı olursa bunun tercih edilen görüşe göre orucu bozacağı kabul edilmiştir. Hı hı. Ama bozmaz, o da hatadır diyen İslam alimleri de var. Ama dikkat edip yutmamak lazım. Olayı riske atmamak lazım. Diş fırçalama noktasında da bizim tavsiyemiz şu. Evet, diş fırçalama orucu bozmaz. Ama takvaya uygun olan, o orucun maneviyatına uygun olan, alimlerimiz derler ki ona uygun olan şey iftar sonrası ve sahur öncesi dişleri fırçalamaktır. Veya ille de oruçken fırçalayacaksanız macun kullanmadan fırçalayın tavsiyesi vardır. Çünkü onun tadı var. İşte yani yuttuğunuzda sirayet eden bir orada bir kimyasal var. Yani bunlar orucun maneviyatına çok uyan şeyler değil ama fetva olarak orucu bozmaz. Buna ne diyebiliriz bu durumda? Mekruhtur. Mekruhtur. Yani mekruh sevilmeyen davranış. Orucu bozmaz ama sevilmeyen bir davranıştır. Çok da yapmasak daha yapmamak iyi olur lazım. Gibi. Evet. Bizim kan mesela, vermek diyebilir miyiz bir de? Kan vermek orucu bozmaz. Kesinlikle kan vermek orucu bozmuyor. Abdesti bozar sadece, namaz abdestini. Hı hı. Kan verebilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken kan vermiştir. Yani o dönemin şartlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kan akıtmıştır yani oruçluyken. Bunun oruca bir zararı yoktur. Sakız çiğnemek dediniz galiba. Evet, sakız çiğnemek de var. Sigara, sakız bunları yani çok net zaten bunlar orucu bozuyor yani. Bunlar orucu bozuyor. Evet. Evet. Peki onun dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı? Mesela şimdi ben atlamış olabilirim. Yani gerçek hocam, manada böyle yapmamalı, evet, şöyle az yapmalı önce, birkaç madde daha yani ekleyebiliriz. Yani hastalarımız bizler için tabii çok önemli. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zaruretleri ciddi manada öne almıştır. Ve İslam hukuk kurallarından biridir. Hatta mecellede de bir kanundur. Ez-zarurat tubihul mahzurat diye bir kural. Mecburi durumlar, mahzurlu durumları mubah kılar. Yani izin verilir, din izin verir. Mahzurlu da olsa. Bunda sağlıktır. İşte Kur'an-ı Kerim, örnek veriyorum. Ben konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim sadece. Örneğin dil altı hapı az önce söyledim. Tansiyon, evet, hastaları. Bu yapılan tıbbi araştırmalara göre bunun oruca bir zararı yok. İşte kulak damlası kullananlar, göz damlası kullananlar hocam. Bunlar, bu hastalar bunu kullanmaya devam edebilir. Eğer kulak zarı delik değilse, kulak zarı patlamamışsa, delik değilse, o damla oradan mideye akmıyorsa, kulak damlası kullanmak, göz damlası kullanmak orucu bozmuyor. Hatta yani diş çektirmekte bile çok zaruri bir durum varsa, dişini çektirmesi acil bir durumda gerekiyorsa dişini çektirebilir. Eğer boğazına bir şey gitmekse orucu bozmaz hocam. Bir de çok önemlidir, iğne yaptırmak da orucu bozmaz yine. İğne yaptırmak ama bir şartla, gıda içerikli iğne olmaması lazım hocam. Gıda verici olmamalı. Ağrı kesici iğneden bahsediyoruz. Şimdi Ramazan'da çok ağrısı var, sızısı var. Ne yapıyor? Ben orucum deyip gidip iğne yapılmıyor, vurmuyor. İğnesini vurdurmuyor. Rahatlıkla ağrı kesici iğne yapabileceğini bilmesi gerekir. Hatta serum da bozmuyor, ağrı kesici anlamda ya da gıda içeriği olmayan serumda, bir de keyif içeriği, gıda ve keyif içeriği olmamalı. Yani amaç o olmamalı. Ağrı kesici, tedavi amaçlı olan şeylerde sorun yok hocam. Orucu bozmuyor. Anladım. Daha başka şeyler de var ama hepsini bir anda tabii hatırlayamıyorum ama çok Allah kolaylaştırıyor. Evet, bunu bilelim anladım. Yani. Ya burada galiba amaç önemli hocam. Evet. Yani amacın, evet, neyse tabii, ona göre davranmak aynı aslında şekilde, en mantıklısı. Aynı şekilde. Güzel bir soru yazmış arkadaşlar. Şimdi mesela insülin, kusura bakmayın. Estağfurullah. İnsülin iğnesi kullanmak mesela bozmuyor. Bak bu, bunlar evet, önemli şeyler. Şu anda evet, kullanan insülin. Çok zaten. Evet. Arkadaşlar şöyle güzel bir soru yazmışlar. Okumak istiyorum. O orucun asıl amacı, hı-hı, fakirlerin halinden anlamak mı, yoksa Allah rızası için yemekten içmekten vazgeçmek midir hocam demiş. İkisi de doğru. İkisi de doğru hocam. Fakirlerin halinden anlamak da var. Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için yemekten içmekten uzak durmak da var. İkisi de. Şimdi neden? Şimdi Allah'ın rızasını kazanmak için mi yemekten içmekten uzak duruyoruz? Evet. Aslında Allah'ın buna ihtiyacı yok malumunuz. Allah emretmiş ya hocam. O emri yerine getirmek onun rızasına mazhar olmaktır. Onun emri nasıl yerine geliyor? Aç kalacaksınız. Bir de tabii ki muhtemelen bunu konu edeceksiniz hocam. Sadece aç kalmak değil ki asıl amaç zaten burada bir ahlaktır. Yani o ahlakı yakalayabilmek. Ahlaki, maneviyatı yaşamak aslında. Tabii hocam. Acın halinden anlamak, açın halini anlamak. Sabır, biz Ramazan'a Ramazan okulu diyoruz kıymetli hocam. Ramazan okulunda sabır dersleri var hocam.
yoksulun halinden anlama, sosyal yardımlaşma, infak, işte böyle bütün uzuvları eğitmek, günahtan uzak tutmak. Şimdi oruçlu bir ağızdan küfür çıkması tabii hiçbir zaman yakışmaz ama oruçlu bir ağza hiç yakışmaz. Evet. 30 gün devam eden bu süreçte bir temel oluşturuyor. Sonradan inşallah 11 ay onunla gidiyor kişi. Biz deşarj oluyoruz şu anda bir ay. 11 aylık bir şarjımız var bizim şu an dolduruyoruz. 11 ay sonunda Ramazan'a kendimizi atıp tekrar şarj ediyoruz bizler. Manevi olarak kendimizi ve ondan sonra devam ediyoruz. Aslında bunlar bütün önemli. Halinde. Yani işte fakirin halinden tabii, anlamak, kesinlikle. Aç kalmak, Allah'a itaat etmek. Hocam zaten fakirin halinden anlamak esastır ya. Esas, aynen. Ne demek yani? Evet, Allah'ın emri olduğu için, Allah rızası için tutuyoruz orucu. Ama Allah niye bunu emretmiş? Buraya bir bakmak lazım. Allah'ın emrinin temel sebebi işte o yoksulun halinden, açın halinden anlamak ve kendini onun yerine istemeden de olsa koyabilmek. Şimdi bakın, normalde 11 ay kendimizi isteyerek yoksulun yerine koyarız. İsteyerek deriz ki ya bir kendimi onun yerine koyayım. Ama Ramazan'da istemeyerek koyuyorsun. Çünkü sen de açsın, o da aç. Evet. Ve onu anlıyorsun. Allah-u Teala diyor ki 11 ay koydun mu koymadın mı onu sen bilirsin. Ama bu ay ben seni zorla açın halinden anlayacak hale koyacağım diyor. Ha, bunu kabul ederse bir Müslüman o hale giriyor. Hocam bir de oruç var ya. Şimdi öyle bir şey ki Allah'ın hikmeti. Şimdi bugün oruçtan uzak olan kişiler oruçta belli bir süre, tabi hocam orucu açlık olarak tarif edemeyiz. Oruç maneviyat eğitimidir. Ama aynı zamanda bir parçası da o maneviyatın açlıktır. Şimdi hocam oruç tutmayanlar bu açlığı ne şekilde yaşıyorlar? Diyetisyenlerin kapısından ayrılmıyorlar hocam. Yani bugün obezite problemidir, işte kalp damar hastalıklarıdır, tansiyon, şeker. Bunların hepsinin temeline gittiğiniz zaman birçoğunun sebebi yüzdeye vurduğumuz zaman yeme içme kaynaklıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeme içme noktasında biliyor ki kişi eğer ihtiyaç duyduğu kadar yerse, ki buyuruyor ki hocam çok ilginç Serkan Bey, hadis-i şerifte diyor ki o da belini doğrultacak kadar yemesi diyor yeterlidir diyor Peygamber Efendimiz. Kişinin belini doğrultacak kadar yemesi yeterlidir. Normal zamanda biz o kadar yiyoruz ki hocam yemekten belimizi doğrultamıyoruz. Aynen, yani tam aksi oluyor. Aynen. Çok ilginç bir şey. Ondan sonra hocam işte o diyetler, rejimler hocam yani bitmiyor. İşkenceye dönüşüyor hayat hocam ya. Ya orucunu tut. Yüce Rabbim senin o dengeni de sağlıyor zaten. Ya oruç ciddi manada hem düzen ama hocam orucu da düzgün tutmak lazım. Yani şimdi iftar saati geldiğinde mideyi tıka basa, gün boyu aç kalmış mideye birden yüklendiğiniz zaman bu defa mide spazmları başlıyor hocam. Doktorlarımız diyor ki Ramazan'da mide rahatsızlıkları artıyor. Maalesef İslam'ın da bu anlamda biraz cahiliyiz hocam. Yani tıbbi nebevi denen bir şey var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıbbı var. O biliyor ki gilletül kelam, gilletül menam, gilletül da'am. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Az uyumayı da yanlış anlıyoruz. Adam diyor ki ben gece zaten 3'e 4'e kadar internetin başındayım hocam. Ben az uyuyorum, sünneti yerine getiriyorum diyor. 2 saat uyuyorum diyor, sabah kalkıyorum. Ya böyle bir sünnet olabilir mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam az uyu derken sağlık açısından gerektiği kadar uyuyacağız ama ibadetle geçireceğiz. Yani gece kalkıp ibadetini yap, Kur'an'ını oku, böyle tek başına bir seccadeye kapan, bir varlığını hisset. Öyle bir koşturma içindeyiz ki hocam hayatın akışına kapılmış gidiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Vallahi billahi hocam ya yaşayıp gidiyoruz. Yani herhalde yani kabirde uyanacağız. İnşallah oraya varmadan Rabbim uyandırsın ya. Peki nerede o eski Ramazanlar diyoruz ya. Evet. Her sene aynı şeyi söylüyoruz. Ben kendi açımdan söyleyeyim mi hocam? Allah razı olsun. Biz şimdiki nesile göre daha bence şanslıydık, daha nasipliydik. Şimdi bir defa kendi çocuğumla kendimi karşılaştırdığımda benim bir defa babamın sürekli bir yer değiştirme, adres değiştirme gibi bir olayı yoktu mesela. Çocuğum, benim çocukluğumdaki arkadaşlarım, onlarla doğdum, büyüdüm ve gençlik dönemime kadar onlarla beraberdim. Bizim sabah çıkardık eve, akşam gelirdik. Aynen. Ve güven vardı, bir korku yoktu. Annem bizim çocuk nereye gitti, kim kaçırdı diye korkmazdı. Arkadaşlıklar, dostluklar vardı. Ramazan'da da akşamları teravihe giderdik ama yani yine aynen benim köyümün camisinin etrafında çocuklar kaynar. Hocam o patlatılan işte bu şeyler, tapa falan vesaire var ya, yani bunlardan
gerçekten böyle bir şenlik vardı, bir şenlik havası vardı. Teravihlerde camiler çocuk doluydu. Biz arka tarafta çocuklar saf tutardı, birbirini iteklerdi. İşte gülüşürdü. Hocam evet cemaati biraz rahatsız ederdi ama biz mutluyduk hocam ya. Cemaat de mutluydu. Şimdi ben diyorum ki ya keşke camide çocuklar yine gelse doluşsa da varsın cemaat de yine rahatsız olsa. Yani olmaması gerekir de. Ve bizler için şu çok önemli hocam. Camilerde arka saflarda eğer çocuk sesi yoksa geleceğiniz için korkun. Evet. Bu çok önemlidir. Bizim bunu yakalamamız lazım. Ve biz şimdi cami cemaatiyle mücadele içindeyiz. Tek tük gelen o çocukları ki biz çocukları camiye çekmek için hocam türlü türlü faaliyetler yapıyoruz. Diyoruz ki ya lütfen şu çocuklara karışmayın. Çocuk gülsün, konuşsun, koşsun camide, oynasın. Arkadaşına toslasın namazda, düşürsün, o onu düşürsün. Önemli değil hocam ya. Gelsin yeter ki çocuk. Onu alalım, kazanalım. Bak geleceğimizi öldürüyoruz, ölüyoruz yani. Bunu büyüklerimizle anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz ama geçmişe dönük olarak baktığımızda elhamdülillah daha iyi şu anda. Biraz çocukluğumuzu o manada maalesef hocam, yani Ramazan'daki o heyecan noktasında mesela iftar öncesi biz sürekli misket oynardık. Caddeler, sokaklar bizim işte misket oynayanlarla dolardı, çeşitli oyunlar oynardı. Şimdi çocuklar internet oyunlarına bağımlı hale geldiler. Zaten dışarıdan da bir beklentisi, ümidi yok. Çünkü binaların çepeçevre kuşattığı bir hayat var artık ortada. Betonarme binalar arasında sıkıştı kaldılar. Yani bu yayını, bunu çocuklarımın açıkçası duymasını istemem ama ben içten içe şu andaki çocuklara çok üzülüyorum. Peki neden böyle olduğu, evet, sorusunun cevabı şey olabilir mi? Yani günümüzdeki yaşam, evet, artık şehir yaşamı, hı-hı, işte çocukların aslında sürekli işte internette, bilgisayarla, hı-hı, vakit geçirmesi midir sadece neden? Sadece neden o değil. Bence çocukların çocukluk yapmalarına da fırsat vermiyoruz. Mesela şöyle, çocuğu başarı odaklı yetiştirme gayesindeyiz. Sabah okula gidiyor çocuk. Hocam okuldan geldiğinde eve gelemiyor okula. Evet. Falan dershaneye vereceğiz. Falan eğitime gideceksin. Falan dersi alacaksın. Çocuk eve geldiğinde bitap bir şekilde zaten o günü öldürmüş oluyor. Yani okul dersleri bizlere yetmiyor. Böyle bir yarış var. Çocukları hocam bir yarışa soktuk. Çocuk çocukluk yapacak zamanı yok ki. Bir yarışa girmiş ki. Ha, sonradan eve geldiğinde de maalesef işte şu telefonları eline verdiğimiz anda o bitmiştir. Benim özellikle çocuk terbiyesi, çocuk eğitimi alanında bir akademisyen olarak şunu söylüyorum. Ben şahsen çocuklarım cumartesi pazar hocam yarım saat internet hakları vardır. Başka yok. Ve ben kesinlikle bu konuda çok sağlam durdum. Hiç taviz vermedim. Televizyon noktasında da belli kriterlerimiz var. Ya yoksa hocam çocuklara bizim sahip çıkmamız lazım. Bunlar küçük hocam ya. Ben çocuğumun eline şu telefonumu vereyim hocam. İnanın sabaha kadar uyumaz. Mahvolur bunun başında. Oynar, oynamaya devam eder. Yarın yine sabah almasam, oğlum bugün okula gitmeyebilirsin desem gitmez akşama kadar. Akşama kadar gene mesela başlayayım. Yani. Evet. Hani gerçi biz çocuklara hamdolsun o bilinci verdik. Ama çocuk böyledir hocam. Hocam Allahü Teala Tahrim suresinde buyuruyor ki 6. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. İle ahiril ayet. Emir var burada hocam. Diyor ki ey iman eden erkekler, kadınlar, kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun. Ya ateşe atacak olan da biziz hocam ya. Allah'ın haşa kimseyi ateşe atma gibi bir şey yok. Biziz. Ateşi de bizim elimize vermiş, korumayı da bizim elimize vermiş. Ve buyuruyor ki önce kendinizi, sonra çocuklarınızı. Bugün anne babaların en büyük sıkıntısı kendilerini koruyamıyorlar başta. Yani baba eve geldiğinde evinden telefon düşmüyor hocam. Anneler şikayetçi bu konuda. Ben diyorum ki vestiyere bırakıp öyle girin içeri. Almayın o telefonu, bırakın. Resmi eğer çok şart olan bir arama olursa çocuğunuz baksın telefona. Kim arıyor çocuğum? Gelsin söylesin, önemliyse git aç ya da dön. Ya eve geldiğinde evde çocuk baba bekliyor hocam. Eş bekliyor. Yani evde de televizyonun önüne kurulup siz telefona dönünce çocuklar yetişmez. Kaybederiz. Evet. Hocam reklama gitmeden önce son bir hemen kısaca şey de almak istiyorum. Her sene böyle ana haberlerde şey çıkar. İşte bilmem ne ilinin, bilmem ne ilçesinin, bilmem ne köyünün imamı, işte en hızlı kıldıran, teravihi kıldıran, işte şu koşar gibi. İşte şu. Jet imam. Ya bunu neden yapıyorlar hocam? Bu neden oluyor? Yani bu imamın bir hatası mıdır yoksa birbirleriyle alakalı bir yarışları mı var? Bu imamın hatası hocam.
ben bir müftü olarak üzülerek söylüyorum. Eğer bu resmi bir din görevlisi ise kardeşimiz, tabii ki hatalıdır. Bilinçli bir din adamı, bir din görevlisi, o mihrapta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamında duruyor hocam. Evet. Bir defa imamın değerini de böyle bilmek lazım, böyle bakmak lazım. Müezzinin değerine de aynısıyla bakmak lazım. Temsil ettikleri makam, oraya da layık olmaları gerekir tabii ki. O makam çok ağır bir makam. O makamda bir defa, ya bırakın siz jet imamlığı, namaz, hızlı namaz kılmayı hocam. Bir defa normal hayatta, Ramazan dışında da, ya bir namaza durduğunuzda, hocam kimin huzuruna durmuşuz ya? Böyle namaz mı olur? Şimdi Allah'ın huzuruna gitmişsin, Allah'ım ben seninle buluşmaya geldim. Ben miraç yaşamak istiyorum, seninle buluşmak, konuşmak istiyorum. Ben senin huzuruna, divanına durdum deyip, ne yapacak hocam ondan sonra? Hızlı hızlı, bu nasıl divana durmaktır ya? Sen niye geldin yani? Ne işin var? Bu ne yani? Ya ben size misafir olsam hocam, bir şey konuşmaya gelsem, karşınızda durduğumda, gözüm başka tarafta hocam, hızlı hızlı bir şeyler yapıp anlatmaya çalışıyorum, ne oluyor diyeceksiniz ya? Evet, aynen. Ya senin bana verdiğin değer bu mu? Ya siz benimle konuşurken gözlerime bakmasanız bir defa bu beni olumsuz etkiliyor hocam ya. Düşünün yani. Ya Allahü Teala diyecek ki ya sen geldin, bak tamam güzel Müslüman, huzura durdun, böyle namaz olmaz ki ya. Böyle namaz mı olur? Yani böyle bir şey yok hocam. Bunlar eskilerde vardı. Şimdilerde artık... Ben bu sene görmedim. İnşallah yok, da görmeyiz yok. Bu sene. Hocam yeni nesil kıymetli hocalarım da, saygıdeğer imam arkadaşlarım da, müezzin arkadaşım da, ben buradan hepsinin, başta Gemlik'teki görevlilerimin, sonra da bütün İslam camiasındaki kardeşlerimizin de, görevlilerimizin inşallah Ramazan'ını kutluyorum. Böyle bir şey yeni nesilde göremezsiniz hocam. O bir cahillik işte yaşanan bazı dönemler onun. Şimdi reklamlarda böyle eskiye dair videolarda veya başka ülkelerde olabilir. Böyle bir şey yok. Yapan da varsa bu ciddi bir hatadır. Yani ve suç onundur. Cemaatin bir suçu yok. Hocam cemaate kalsa 20 dakikada teravih kılıp gitmek istiyor. Böyle bir cemaat var. Ona yaranamazsınız. 20 dakikada kılsanız var ya Serkan Bey, 19 dakikada bitiren birini görseler ona giderler. Ona giderler, aynen doğru. Öyle bir grup var yani, evet. Efendim Kios TV ekranlarında bu akşam Doktor Mehmet Reşat Şavlu'yu ağırlıyoruz. Kendisiyle güzel bir sohbet oluyor ama kısa bir reklam arasına gidip biraz soluklanmamız da gerekiyor. Reklamlardan sonra lütfen ayrılmayın. Hocamın zaten uzmanlık alanı çocuklar. Ramazan, çocuk, dinin içinde çocuk. Biraz evet, bunları inşallah konuşmak istiyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. To the touch, dead in the eyes, no signs of life no more. I
put your love under the knife. Leave me to die here all alone. No signs of life no more, no. A crying dove may never fly. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Kapatırken de, reklama giderken de söylemiştim. Bugünkü konuğumuz Doktor Mehmet Reşat Çavlı. Kendisiyle reklam öncesinde çok çok güzel sohbetimiz oldu. Ama biraz daha artık uzmanlık alanına doğru. Zaten gene girip çıkmıştık ama küçük küçük biraz daha detaylı gitmek istiyorum. Hocamızın uzmanlık alanı çocuklar. Evet. Ben kısa hemen geçtim ama oradan biraz yürüyelim. Mesela gençler diyelim. Mesela şöyle bir soru hazırlamış arkadaşlar. Demişler ki gençlerin İslamiyet'ten uzak durmasının sebepleri sizce neler olabilir diye bir soru yazmışlar. Evet. Hocam öncelikle tabii günümüz gençliğinin böyle temelden gelen, aileden kaynaklı bir problemi var. Ben az önce özellikle anne babalara hitap ettim. Dedim ki Allah-u Teala anne babalara çocuklarınızı koruyun buyuruyor. Gençlikteki problemlerin temeli ailedir hocam. Kaynak ailedir. Ailede bir defa anne babanın kendini bir çocuğu nasıl yetiştireceği noktasında eğitmesi gerekir. Annelik, babalık sadece evlenmekle ve çocuk dünyaya getirmekle olmuyor. Evet. Annelik ve babalık aslında ciddi manada belki hayatta bütün eğitimlerden önce en sağlam bir eğitim alınması gereken bir kurum, bir müessese. Anneler, babalar hocam bu konuda ciddi manada eğitimsiz maalesef. Bir defa temeli ailedir. Biz aile okulunu çok önemsiyoruz. Ailede çocukları anne babayı örnek alacak tarzda, fakat anne babanın da rol model olacağı tarzda bir aile ortamı kurmak gerekiyor, oluşturmak gerekiyor. Bir defa düşünün ki bir baba eğer yalan söylüyorsa, çocuk bunu görüyorsa çocuğu doğru söyledi. Çocuk bunu yakaladığı an hocam onu alır, kapar. Ve bir baba artık çocuğuna yalan söyleme dese dahi başarılı olamaz. Çocuk baba arkasını döndüğünde yine yalan söyler. Ben böyle anlattığım, dikkatimi çeken şeyler var. Bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki ya bir misafirlikteydik diyor. Bir telefon geldi bir şeye, arkadaşıma. Çocuk baktı telefona diyor. Telefonu aldı. Bu beni çok etkilemiştir hocam. Yaşanan bir şeydir. Diyor aldı şöyle çocuk, alo, babasını soruyor. Elini kapattı bu ayize kısmına. Baba evde misin dedi. O da değilim dedi. Hani misafir varmış ya, meşgulmuş da, evde değilim diyor. O da babam evde yok. Mesela. Şimdi bu çocuğa baba yalan söyletiyor bir defa. Evet. Değil mi? Müsait değildi. Değil mi hocam? Ve çocuk alışmış. Telefonu almış diyor. Baba evde misin diyor. Böyle kapatıyor elini. Yani demek ki böyle bir sahte bir ortam oluşturulmuş. Böyle yani. Böyle başlıyor aslında. Böyle başlıyor hocam. Ve bir de örnek veriyorum. Biz hep bizim bir defa örneklik anlamında annenin babanın birbiriyle olan ilişkisi, iletişimi çocuğun ilk örneğidir. Derler ki bir çocuğun üç ebeveyni vardır hocam. Bir anne, ikincisi baba, üçüncüsü de anne baba ilişkisidir. Anne babanın iletişimidir. Bu çocuk için ama diyor en önemli ebeveyindir. Hocam temel ailede, bir defa ailede temeli alacak, sağlam alan çocuk, gençlik ailede aldığı sağlam temeli okulda devam ettirecektir. Bir de hocam sıkıntı okullarımızda, bunu ben açık söylüyorum. Aile ve okul bu işin iki temel unsurudur. Şimdi ailede sağlam bir eğitim almayan çocuk okula gittiğinde kesinlikle şunu zannetmesin ki ben okulda bunu telafi ederim. Edemez. Okul sadece üzerine bir şeyler koymak için vardır. Aile temelli, sonra okula geldiğinde eğer aileden sağlam bir şey almamış ve okulda da çok sıra dışı bir şeyle, böyle bir dava adamıyla karşılaşmazsa hocam, dava adamları lazım. Serkan Bey,
Yani dava adamı olan öğretmenlerimiz lazım. Çocuğa kendini adayacak. Bunlar var. Benim mesela Gemlik'te tanıdıklarım var. Gerçekten adam ciddi manada bunu kendinde bir dava haline getirmiş. Diyor ki ben bu millete, hocam bu vatana, İslam'a, Müslümanlara faydalı bir gençlik yetiştirmek istiyorum diye zamanını adayan insanlar var. Kendini adayan hocalarımız var. Bunlara denk gelirse çocuk nasiplidir hocam. Ailedeki eksik bir şekilde telafi edilebilir. Ama buna da denk gelmediyse okulda da maalesef o olumsuz süreci telafi edemeyecek ve devam edip gidecek. Ben şu örneği her zaman veriyorum hocam. Okulda da hocalarımıza çok iş düşüyor, rol model olmaları gerekiyor. Şimdi bakın, yani sigara evet bir sıkıntı, kullananımız var, kullanmayanımız var. İnşallah kullananların da Rabbim bir irade gücü versin, bıraksınlar, zararlı bir alışkanlık. İnşallah. Ama öğretmen, düşünün ki ben gidiyorum mesela bahçede, örnek veriyorum, ben burada değil de buraya gelmeden, gelmeye gelmeden bir önceki dönemde çocuğumun okulunda başka bir şehirde karşılaştım, gidiyorum, öğretmen, müdür bey bahçede sigara tüttürüyor öğrencinin arasında. Şimdi o öğrenciye siz hocam evde çocuğunuza sigarayı anlatmışsınız, zararlarından bahsetmişsiniz. Hoca sınıfta öğretmeni anlatıyor ama çocuk müdürü karşısında içiyor. Doktora götürüyorum çocuğu, hastaneye gidiyorum. Sağlık açısından zararları anlatılmış ama doktor bey hastanenin kapısında ya da doktor hanım beyaz önlükle elinde sigarası var, sigara içmeye çıkmış. Bunu gören çocuk bu doktor mu diyor? Evet doktor. Bu nasıl iş baba diyor. Sağlık diyor, doktor diyorsunuz, tıp diyorsunuz. Doktor amca içtiğine göre demek ki ben de içebilirim. Hocam bu her şeyde böyledir. Bir defa bizim yaşantımızla örnek olmamız gerekir. Örneğin kul hakkı bağlamında. Ya ben çocuğumu eğitmem lazım. Ya sokakta benim çocuğumla giderken çocuğum yere bir çöp atıyorsa bunun ahlaki yönünü bir defa anlatmam gerekir. Bak sen kul hakkına giriyorsun. Birilerinin yoluna bunu atamazsın deyip orada ama bilinç lazım. Hadis-i şerifi de hemen yapıştırmak gerekir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iki lanetli insandan sakınınız. İnsanların gelip geçtiği yolları kirletenler, pisletenler. Durakları pisletenler, insanların durup dinlendiği yerleri kirletenler. Ya bunlar ne kadar önemli şeyler. Ailede eğitimi alacak hocam, okulda bu eğitim devam edecek. Ve tabii ki sosyal çevre hocam, üçüncüsü çok önemli. Kişi diyor doğduğu anne babanın değil, evin değil, yetiştiği çevrenin çocuğudur. Bu çok önemlidir. O çevre o kadar önemli ki, siz evde hocam çok ciddi manada hassasiyet göstererek koruduğunuz, sakındığınız çocuğu televizyon yayınları, kanallar, haberler, bunlardan işte programlar, magazin programları, bunlardan koruyorsunuz abi. Parka götürüyorsunuz çocuğu, dışarı çıkıyorsunuz parkta. Ya oradaki çocuklar ağzına gelen küfrü ediyor. Evet. Ya çocuğun kulağını mı kapatacaksınız hocam? Alıp kaçıracak mısınız? Nereye götüreceksiniz? Yani aslında bu ahlak olayı hocam toplumsal bir olgu. Yani bir bütün olarak hareket edilmesi gereken, yaşanması gereken bir şey. Hepimizin üzerine ciddi manada görevler düşüyor. Hocam en can alıcı noktaya geldim. Bu da sosyal medya, internet ve televizyon. Yani evde de buna hakim olmamız lazım. Şunları çocuklarımıza emanet edip gönderirken önceleri eve sokmayalım dediğimiz şeyi şimdi yavrumuzun cebine sokup gönderiyoruz. Evet. Ve çocuk o internetiyle her türlü olumsuz şeyle baş başa kalıyor. Denetimsizse bir de biz tamamen yasakçı bir zihniyete karşıyız. Denetimli serbestlik hocam. Denetimli olsun, serbest olsun ama denetleyelim yani. Benim çocuğum internette hangi kanallara girmiş, hangi sitelere girmiş, hangi sayfalara girmiş, sosyal medyada benim çocuğumun arkadaşları kimler hocam? Ben hep şunu söylüyorum, okula gittiği servis bile çok önemlidir. O serviste çocuğumun ahlakını olumsuz etkileyecek bir şeyler söyleniyorsa diğer öğrenciler tarafından, benim onun servisini değiştirmem gerekiyor. Sınıfında varsa sınıfını değiştirmem gerekiyor. Hocam annelik babalık böyle olur. Eğer olmadı okulunu değiştirmem lazım. Olmadı ben burada iddialıyım bu konuda. Şehrini değiştirmek lazım ya. Bir çocuğu kurtarmak için gerekmez hocam, değmez mi? Değer değil mi? Tabii. Şehrini değiştir ya, çocuğunu kaybedeceksin ya. Hocam işte görüyoruz çevremizde. Serkan Bey yani gün geçmiyor ki Allah korusun hocam. Gencecik çocuklar değil mi hocam? Katil oluyor değil mi hocam? Öldürülüyor. Yani toplumda insanlara zarar verebiliyor. Bunlar hep şeydir yani, kul hakkıdır. Ve bir de yetiştirirken mesela işte geçen bir kırmızı ışıkla ilgili bir şeyler söyle hocam, bir anlatsanız falan, işte bu canlı yayına çıkacağımızı da söyleyince böyle ışık ihlalleri falan, bu dikkatsizlik başkalarına sebep olma diyor, günah değil mi kul hakkı? Ya ne demek günah değil mi? Ben günahını bırakın, kırmızı ışığı bile ihlal eden bir kişi eğer birinin canına kastettiyse o katildir. Evet.
Çünkü bilerek bir şey var ya. Yani bir yasak var ve sen bunun tehlikesini biliyorsun. Yüce Allah kendinizi tehlikeye atmayın emri vardır. Bile bile atarsan o zaman yanarsın. Ve sen birin katil olursun. Sana bunu yapan da katildir. Yani bir defa bunu kul hakkı bağlamında düşünüp dinen de bunun hükmünü bilmek lazım. Hız sınırını aşmak da aynıdır hocam. Kanun var, kural var. Ya bu sınırı aştığın zaman sen zarar vereceksin ya da zarar göreceksin. Bunu bile bile yapmak da katliamdır. Katliam gibi kaza diyorlar ya. Evet. Aslında onu yapana da katil oluyor değil mi hocam? Katildir yani. Eğer bilerek yaptıysa, sınırı bilerek aştıysa. Alkol alıp trafiğe çıkan bir adam katildir tabii ki. Yani vurduğunda birinin canına kastettiği zaman katildir. Yani evet belki katil olarak mahkemelerde muamele görmeyecektir ama hak katında katildir o yani. Yani çünkü alkol alıp trafiğe çıkmıştır. Ve onun tehlikesini bile bile bunu bilinçli olarak yapmıştır. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani gençliğin yetişmesinde hocam bu dört unsur çok önemli. Aile, okul, sosyal çevre ve sosyal medya. Medya. Bunlar çok önemli. Peki bir genç düşünün, hiçbir dini inancı yok. Hı-hı. Bu konuya da gireceğim, ayrı bir sorun var. Hiçbir dini inancı yok ama gayet kendini ahlaklı bir şekilde yetiştirmiş. O zaman bu aileden mi geliyor diyebiliriz? Hocam aslında şunu söylemek lazım. Ahlak eğer ilahi bir ahlak değilse, hiçbir dine inanç bağlı değil diyoruz ya hocam. O zaman o ahlak bir defa sağlam bir ahlak olamaz. O görünürde iyi biri gibi gözükebilir. Ama onun kalbinde bir Allah duygusu, bir ilah, bir muhasebe, bir hesap verme bilinci, ahiret bilinci yoksa hocam, sıkıştığı zaman onu tutacak hiçbir güç yoktur. Hangi değer tutacak onu hocam? İnanmıyor. Sıkıştığı zaman neyden korkacaktı? Neden sakınacak bir hesap bilinci yok, korku yok. Bunlar hocam inançsız olan insanlar, hiçbir inanca sahip olmayan insanların ahlakı başı sıkışıncaya kadardır. Zora girinceye kadar. Zora girdiği anda bütün değerler alt üst olur, zaten değer yok ortada. Ondan dolayı da buna çok güvenmemek lazım. Kesinlikle ve tabii İslam inancıdır aslen bunu sağlayan, onu da söyleyeyim yani. Çünkü bir de şunu düşünelim hocam, hangi ahlak yasası, kime göre ahlak? Size göre ahlaklı olan bana göre ahlaksız olabiliyor hocam. Değil mi hocam? Evet. Yargılarımız bu anlamda çatışmıyor mu? Çelişmiyor mu? Yani ben mesela diyorum ki ya bu ahlaksızlık. Yo diyorsun, oradan biliyor gayet normal bir davranış ya. Hocam diyor, siz çok örnek veriyorum, çok tutucusunuz ya diyor. Veya kalkıp adam yobazsın diyor. Ve ben ona diyorum, bakıyorum yok, anlaşamıyoruz yani. O zaman bizi yaratanın koymuş olduğu ahlak kurallarına, hepimizin ortak bir ahlak kuralına ihtiyacı vardır. Bu da hocam işte Kur'an ahlakıdır ve peygamber ahlakıdır. Bu ilahidir, Allah'a bağlıdır. Bizi yaratan hocam, bizi bizden iyi bilen en güzelini o koymuştur hocam. İnsanlara kalırsa var ya, herkes bir baş çeker hocam. Mümkün değil üstadım, yani anlaşamayız. Bir ortak noktaya Allah-u Teala bak ne güzel, bu doğru demiş, bu yanlış demiş. Ne kadar güzel, belirlemiş. Ona tabi olacağız. Benim ahlak kurallarım, senin ahlak kuralların, onun ahlak kuralları, yani anlaşamayız yani yoksa. Böyle bir ortak bir etik şey yok yani, ortak bir etik oluşamaz. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yine gençlerden hani son sorum olacak bu. İşte ateistlik gibi, hani o merak nereden geliyor çocuklara? Daha burada var, birkaç tane daha yazmışlar ama deizme mesela yönelme var. Hani bu çocuklar bu işte medya, sosyal hocam, medya mıdır? Doğrusu bu sadece bir özentidir. Ve bunlar belli bir dönem. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Lise gençliği, bu bahsettikleriniz daha çok lise gençliğinde var. Üniversite gençliğinde hocam bunları çok bulamazsınız. Ben bir eğitimciyim. Ben üniversitelerde de her tarafta ben derse de gidiyorum. İşte yurtlarda, üniversite yurtlarında birçok programım var. Üniversite gençleriyle benim gruplarım var, programlarım var. Hocam üniversite gençleri inanın bugün ateizmle, bakın işte bir agnostisizmle, işte böyle benzeri şeylerden bahsediyorum veya deizmle çok fazla işleri yok bunların. Yani bunlar artık hayatın gerçeklerini hissetmeye başlamış. Artık o özentilerden uzaklaşmış, bir gerçek bir hayata artık yönelmişler. Bunlar liselerde var. Bunlar da geçici böyle özentiler, işte günübirlik
hevesler, arzular, istekler ve bir de maalesef sağlam bir çevrenin olmayışından kaynaklı. Geçenlerde bir çocuk geldi mesela, merak. Diyor ki ben merak ediyorum. Alkolün diyor tadını merak ediyorum, tadına bakmak istiyorum. Diyor. Anne babası da almış getirmiş. Baba öğretmen ya, yani bilinçli de bir aile. Diyor ki biz durduramıyoruz, illa tadına bakacağım diyor. Ve duymuş ki bir kereden bir şey olmaz. Bak şimdi bu bir kereden bir şey olmaz. Bir defa çok ciddi bir virüstür yani. Şimdi gençlere uzatıyorsunuz mikrofonu, bir kereden bir şey olur mu? Böyle bazı sosyal deneyler var medyada. Diyor ki hatta şöyle bir cehalet var, diyor ki bir kereden bir şey olmaz diyor, üç kereden de, üçe kadar hakkı var. Allah'ın hakkı üçtür diyor. Ya şuraya bak, Allah'ın hakkını kalkmış, işte bir kere içersen bir şey olmaz, üç defa Allah'ın hakkı üçtür, üç defaya kadar bir şey olmaz. Allah korusun, bir defa şu kötülüğü yaparsın, günahı işlersin, bir şey olmaz hocam, üçe kadar Allah'ın hakkı üçtür. Bir defa cehalete bakın, Allah'ın hakkı üçtür. Yani bunu bizler günah olayında mı? İyi ki Allah'ın hakkı üçtürü duymuş da bilmiş. Allah'ın hakkı üçtür dediği... İstediği her yere yontuyor yani. Evet, bir defa Allah'ın hakkı üçtür diye bir şey yok zaten. Bunlar da bir yani koca karı sözü gibi bizim kültüre girmiş bir şekilde. Allah'ın hakkı üçtür gibi bir şey yok. Yani buna dair üçle ilgili işte bazı dinde bazı kurallar var, kaideler var, bazı hadis-i şeriflerde söylemler var ama Allah'ın hakkı üçtür, her şeyi üç defaya, böyle bir şey yoktur. Bu cehalettir. Ve çocuklardaki hocam bu düşünce, ben mesela inanç seminerlerim var burada liselerde. Hatta geçenlerde işte bir Rize'ye doğru yolumuz düştü, oradan bir davet olmuştu. Değişik şehirlere de gidiyoruz. Gençlerin genel hocam bir özenti içerisinde tamamen günümüzdeki magazinsel bir yaşamdan, oraya olan bir özentiden kaynaklı bir bakış açısı var. Normalde yoksa şunu sordum ben. İşte bakın hocam, dediler ki bu lisede deizm çok yaygın dediler bana seminere gittiğimde. Samimi söylüyorum hocam, salonda hocaları çıkardım. Dedim ki ben öğrencilerle baş başa kalmak istiyorum. Dedim ki deizm nedir arkadaşlar dedim. Bana kaç kişi söyleyebilir? Hocam bir lisede 3 tane parmak kalktı. Bak deizmin yoğun olduğu yer deniliyor. Bu hep lafta hocam. Deizmin ne olduğunu bilmiyor ki çocuk. Bunlar işte günümüzde dikkat çekiyor, farkındalık uyandırmak istiyor. Dikkat çekmek istiyor. Çocuğun aslında kalbine indiğinizde hocam Allah var, Allah sevgisi var, fıtratında var bu. Onlar sonradan buluyor kendilerini. Ama tabii müdahale etmek lazım. Özellikle anne babalar işte maalesef hocam ailede sağlam bir din eğitimi almayınca fıtrat boşluk kabul etmiyor hocam, insan boşluk kabul etmiyor. Yani insanoğlu gerçekten o boşluğu, sizin dolduramadığınız boşluğu dışarıda mutlaka dolduruyor, bir arayış içine giriyor. Nasıl ki evde çocuğu dinlemezseniz dışarıda kim dinlerse ona gidiyor hocam. Kendini dinleyecek insanlar arıyor. Onun derdini paylaşacak insanlar arıyor. Yani bu farklı ortamlarda, kötü ortamlarda da olsa oraya gidiyor. Günümüz çevremizde böyle mesela ailelerde bakıyorsunuz, ailelerdeki maalesef işte aldatmalar vesaire şeyleri var bakıyorsunuz. İşte bizlere bu tarz şeyler, bu bir aile irşat ve rehberlik büromuz var bizim hocam. Bunu da bu arada söyleyeyim, müftülüğümüzün tüm Türkiye'de, ilçemizde de var. Aile problemleriyle ilgileniyoruz. Biz çözmeye, halletmeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geliyor mesela, örnek veriyorum, bu böyle eşlerin birbirlerine olan zaman zaman da olsa bir aldatma olaylarında falan bakıyorsunuz. En çok şuradan bu hataya düşüyorlar. Hata, büyük hata. Diyor ki işte eşim beni dinlemiyor, bana zaman ayırmıyor, işte bana değer vermiyor. Sana nasıl değer versin? Diyor ki bana zaman ayırsın, bana hiç zaman ayırmıyor. Yani beni önemsemiyor diyor. Sen ne yaptın? İşte ben de beni önemseyen gibi. Bakın ne kadar yanlış. Aynen. Aslında eşi bir hata yapmış, üstüne hatanın büyüğünü de bu yapmış. Şimdi yani bu mu gerekiyor? Seni önemsemeyen biriyle yaşıyorsun diye bu hataya mı düşmen gerekiyor yani? Hayır. Onu bilinçlendirecek, şuurlandıracak bir şeyler yapmak lazım. Git danış, gel bilenlere danış. Bilenlerden ben eşimi nasıl uyarabilirim, nasıl uyandırabilirim tarzında bir çare bulmak gerekir ama dinlememek, zaman ayırmamak, ilgilenmemek. Mesela ben hep babalarla ilgili şunu söylüyorum. Çocuklarınızı sevin ve ilgilenin. Onlarla ilgilenmeniz hocam, onlarla ilgilenmeniz onlara bir şeyler almanız değildir. Ben diyorum ki babalık çocuğa top almak değildir. Çocukla top oynamaktır. Yani ona zaman ayırmaktır. Topu al getir, ben senin, bak senin hiçbir şeyini eksik etmiyorum. Cebine de harçlığım. Hayır, böyle değil. Diyor ki çocuklar çok fazla şeye ihtiyaç duymazlar hocam.
Çocuk için en güzel oyuncak karşısında diz çöküp onunla oynayan bir anne babadır. Daha güzel oyuncak yoktur. Ve işte hocam bu nesil oradan başlar. Allah'ın izniyle bakın Serkan Bey. Bugün sizler bilinçli bir çocuk yetiştirin kardeş. Dinini, inancını verin. Alabileceği yerlere gönderin. Mesela yaz geliyor, yaz Kur'an kurslarımız ya. Çocuk bir camimize gelsin. Bir Kur'an kursumuza gelsin. Ben bugün 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın mezuniyetleri vardı hocam. Gemlik'te 11 noktada, 11 sınıfta bizim eğitimimiz var. 4-6 yaş. Diyanet İşleri Başkanlığı, devlet hocam. İstismar yok. Efendim şu cemaattir, şu tarikattır falan böyle olumsuz bakış açısı varsa halkın belli kesimlere, geneli değil. Belli noktalara sakınma ya, bak ben devletim. Diyanete yetiştirin, teslim et. Ben bugün gül gibi çocukları 4-6 yaş mezun ettik biz. Çocuk ne öğretiyoruz orada hocam? Benim için en önemlisi şudur. Ben diyorum ki gittiğimde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuması 4 yaşında çocuk, 5 yaşında önemli değil. Bana bu çocuğa sen yalan söylerken bir çekiniyor mu? Bir kalbinde onu tutan bir şeyler var mı? Benim için bu önemli. Yalan söylemekten bunu sakındırabiliyor musunuz? Yalnız kaldığında bir Allah hissiyle hareket edip kimseye zarar vermemeyi, ağzından kötü söz çıktığında çocuk üzülüyor mu? Bana bunu öğretin, bana bunu verin yani. Bize bu lazım hocam. İşte hocam o dediğiniz nesil oradan gelecek inşallah. Buradan başlar hocam. Atalarımız demiş ki çocuk elde değil belde terbiye edilir ya. Yani ta ana rahminde başlayan bir süreç var aslında da. Bunu da bir gün belki ayrıca konuşuruz inşallah. İnşallah. Ünvan hocamız artık programın sonuna geliyor. Son iki sorum. Ünvan hocamız bir mesaj atmış. Ünvan Akyavaş. Sayın müftümüzün hayvanlar konusunda da çok duyarlı olduğunu biliyoruz demiş. Evet. Çocuklarımıza hayvanlara nasıl davranmamız konusunda da biraz açıklama yapar mı hocamız demiş. Kısa bir alayım. Tabii ki. Da ben dün mesela hocam Kurşunlu tarafında teravihte her akşam bir camiye gidiyorum teravihlerde. Orada bir kedinin yavrulayıp daha sonra öldüğünü duydum ben. Çok üzüldüm. 4 tane yavrusunun olduğunu duydum. Vatandaştan öyle konuşurlarken duydum. Hemen dedim ki onları verin ben götüreyim dedim. O yavrular ölür dedim. Ya müftü bey sen götürüp ne yapacaksın? Hani işte sen müftüsün tarzında senin işlerin yoğundur falan sen nasıl ilgileneceksin? Ya dedim ki bunlar ölür böyle. Bunlara bir süt vermek lazım. Bir şeyi ayarlamak lazım. Sonradan oradan Allah razı olsun. Başka biri çıktı. Hocam biz bakımını yaparız. İşte onu besleyecek bir şeyler bulalım. Bana teslim etmediler. Teslim etse ben o 4 tane minicik kediyi getirip kendi evimde balkonumda onlar iyileşinceye kadar ben bakacaktım. Daha sonra da ilgili yere verecektim. İlçemizde gerçekten bu anlamda ben bu yapıyla alakalı bir şeydir. Ben hayvanları seviyorum. Ve hayvanların da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ben örnekliğinden ben seviyorum. O benim sevmemi istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buyuruyor ki siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de sizlere merhamet etsin. Yani ben hayvanlara merhamet edeceğim. Allah da bana merhamet edecek. Yüce Allah da merhamet edecek. Onları korumamız lazım. Elimizden geldiğince sevmemiz lazım. Ve onu bakanlara, emek verenlere, mesela bak sahilde bizim evin karşısında Binnur kardeşimiz var. Ben ona diyorum ki Binnur Hanım'a ya inşallah manevi hayatında da inanç anlamında da güzel bir şeyi vardır. Amel bağlamında da diyorum ki ya asgariyi yerine getir sen cennete herkesten önce gidersin. Ya hayatını Allah adamış bilir, hocam hayatını adamış yani böyle bir şey olamaz. O kadar takdire şayan bir davranış ki Binnur Hanım etrafına topluyor o kedileri köpekleri. İşi gücü bu. Evet. Ha ben de bunu ben ne riyakarlık için zaten bu Allah'la benim aramda ben sürekli destek veriyorum kendisine. Yani benim elimden de maddi destek geliyor. Bunu dile herhalde belki duymuşlardır kardeşlerimiz. Çocuklara nasıl sevdireceğiz? Hocam biz severek sevdireceğiz. Benim çocuğum dün akşam benim yanımdaydı çocuklarım. Ben o kedilere olan şefkatimi, merhametimi gördüklerinde bir sokakta bir köpek aç onun veya susuz önüne bir tas su koyduğumda benim çocuğum bunu gördüğünde hocam zaten kendiliğinden yapacaktır. Çocuklara hocam eğitim söylemek değildir, yapmaktır. Yani eğitimin aslı budur. Yaparsınız, görür ve sever. Bu yeterlidir. Çocuğum ben de gördüğümü yeter. Son bir soru, farklı bir soru. Hac görevini yerine getirmek üzere gidenler. Şeytan taşlamak için orada taş satın alıyorlar. Hocamızın görüşü nedir diye bir soru. Şimdi... İlginç bir soru. Şeytan taşlamak tabii mecburen orada yani aslına bakarsanız işte hamdolsun ben de o görevi icra ettim. Birkaç defa nasip oldu. Kutsal topraklara gittik.
Evet, şeytan taşlamayı mecburen oradan taşları toplayacaksınız ve taş var etrafta yeterince. Taş satıldığına rastlamadım ama yani orada mesele olan o şeytana o taşı atmaktır. Belki yani bir mazeret gereği olabilir ancak bu. Hastadır, taş toplayamıyor mu ya da yani taş birileri Allah rızası için de verir herhalde. Satın alınmasında bir sakınca yok, satın alabilir orada. Yani birileri toplayıp yani çok ama ahlaki bir davranış değil yani. Değil, aynen. Onu söyleyeyim, bana çok ahlaki gelmedi. Bu sorunuza sürpriz bir soru oldu yani. Eğer bir zarureti varsa birileri yardım eder ya, orası hac yani, birileri taş toplar. Orada da bunu ticarete döktülerse işimiz zor hocam, hocam ya. Vallahi yandık. Vallahi yandık. Siz şimdi git. Yani İslam'ın hocam gibi. İslam'ın ruhuna uygun değil. Onu söyleyeyim. İslam'ın ruhuna değerli uygun. Değerli açıklamalar için de çok çok teşekkür evet. ederim demiş. Evet. Ömer Akyavaş. Hocam artık programı bitiriyoruz. Son sözlerinizi alalım. Evet. Çünkü bir daha görüşsek bile programdan, yani yeni bir programda evet. görüşsek bile artık evet. Ramazan'dan, bayramdan sonra olur. Tabii ki. Hem Hı-hı. Gemlik Halkı'nın bayramını bir evet. kutlamış olalım sizin ağzınızdan. Serkan Bey, ben tabii böyle burada kamera arkasındaki kardeşlerimi de görüyorum. Burada Sinan abimiz de misafirimiz. Sinan Kahraman abimiz. Güzel bir ortamınız var. Güzel bir yayın hayatına başlamışsınız. Tekrar burada bir yeni bir çalışma var. Benim dikkatimi gerçekten çekti. Yani birçok programa katıldım ama burada güzel bir hava var. Ben öncelikle sizlere başarılar diliyorum. Evet, İnşallah yolunuz açık olsun. Ben faydalı yayınlar yapacağınıza inanıyorum. Sizin şahsınızı zaten tanıyorum. Çok değerli, güzel bir kardeşimizsiniz. Maşallah. Ben Gemlik Halkı'nın ve bütün İslam aleminin ben Ramazan'ını kutluyorum ve Rabbim inşallah şu uğrunda olarak nice Ramazanlar beraber geçirmeyi nasip etsin diyorum. Gemlik kardeşliğin yaşandığı bir şehir. Bir şehir gerçekten, yani adı ilçe ama bir şehir ve kardeşlik var burada. Güzellikler var. Ben bardağın her zaman dolu tarafını görmek taraftarıyım. Boş tarafı da her tarafta var. Yani her insanın olduğu her yerde vardır. Bu güzel memleketimizi, Rabbim kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Ben ve ekibim adına çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiğiniz için. Efendim bu hafta da ilk programı değil mi bizim? Evet, Serkan Kaynar'la özel programının ilk özel konuğunu ağırladık. Evet. Doktor Mehmet Reşat Şallı'yla Ramazan'ı konuştuk. Gemlik'teki Ramazan'ı konuştuk. Ve uzmanlık alanı olan tabii İslamiyet'te çocuğu veya çocukları konuştuk. Güzel, bence doyurucu bir program olduğunu düşünüyorum. Evet. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Helal olsun. Programa katıldığınız için. Bir başka çok programda yine değerli bir konukla yine karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.